Merhaba arkadaşlar. Şimdi sıcak iklimlerden ikincisi olan savan iklimine göz atacağız. Bunun bir diğer ismi de yazı yağışlı tropikal iklimdir. Bu vurguya da lütfen dikkat edelim. Demek ki yazları bol yağış alan savan iklimi karşımıza yaz yağışlı tropikal iklim olarak da çıkabilir. Peki nelerdir savanın özellikleri? Her iki yarım kürede de 10 ile 20 enlemleri arasındaki alanlarda etkili olan iklim türümüzdür. Yazı yağışlı olan, bakın yine vurguya dikkat edelim. Yazları yağışlı olan bu iklimin yıllık ortalama sıcaklığı 20 santigrat derece civarındadır. Yıllık sıcaklık farkı 5 santigrat derece. O zaman enlemse olarak Ekvator'dan uzaklaştıkça sıcaklık farkları da artmaya başlıyor. Ufak ufak lütfen bu detaya da dikkat edelim. Yağış rejimi düzensizdir. Ne demiştik arkadaşlar? Ekvatoral yağış rejimi düzenli. Savanın ise yağış rejimi oldukça düzensiz. Sadece yazları yağış görüyoruz. Diğer mevsimlerde yağış geçişi çok fazla rastlamayacağız bu iklimde. Konveksiyonel yağışlar yine etkilidir. Ekvatoral iklimde de konveksiyonel yağışlar oldukça etkiliydi. Yine savanda da konveksiyonel yağışlar oldukça etkili. Yazın yağışların arttığını mutlaka ve mutlaka düşüneceğiz. Savanda demek ki yazları yağış artıyor. Lütfen buna dikkat edelim. Bununla ilgili iklim ve sıcaklık grafiği gelirse nasıl yorumlayacağız? Hemen ekvatoral iklimde yaptığımız gibi. En çok yağışı ne zaman alıyordu? Ekvatorda 3 ve 9. aylara dikkat ediyorduk. Burada ise yaz mevsimine dikkat edeceğiz. Bakın yaz aylarına denk gelen mevsimlerin yağışının arttığını rahatlıkla grafik üzerine görebiliriz. Ortalama yağış miktarı ekvatordan daha az ama yine yaz vurgusu çok çok önemli. Sıcaklığına bakarsak yine ekvatordan biraz daha az sıcaklık değerlerine sahip. Yine ne yapacak? Savan ikliminde bu anlamda destekleyecek sıcak grafiği de aylar üzerinde gösterilmiş olacak. Peki yıllık yağış miktarı 1000 milimetre civarında olan savan iklimi bitki örtüsünün uzun boylu ve sarı otlardan oluştuğu iklim türümüz. Savanlar arasında ağaç toplulukları da bulunur. Bunlara galeri orman adı da verilebilmektedir. Sudan, Çad, Nijerya, Kolombiya, Brezilya, Venezuela ve Avustralya kıtasının kuzeyinde oldukça etkili iklim türüdür. Yani biz ne diyoruz? Savan iklimini Sudan, Çat, Nijerya, Brezilya ve Avustralya kıtasının kuzeyinde rahatlıkla ne yapabiliriz arkadaşlar? Görebiliriz bu iklimi. Hemen yine bunun dünyasal olarak açılımını bize sorarsa hemen ne diyeceğiz biz? 0 ile 10 arası ekvatoral iklim veriyordu. 10 ile 20 arası bize neyi verecek arkadaşlar? Savan iklimini verecek. Yani ekvator olanları şuralarsa Hemen ekvator alanlarının dışında kalan ve her iki yarım kürede de görülen iklimi biz ne diyeceğiz? Savan iklimi diyeceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar Brezilya'yı da alıyor içerisine Meksika'ya kadar uzanıyor. Yine Çat, Nijer, Sudan gibi ülkeleri de ne yapmakta? içine almakta savan iklimi lütfen dünyasal dağılımı da unutmayalım.